koridorda Marshall, ormanda Trix, orta koridorda Atrix ve alt koridorda Holy Phoenix'le Wisdom ikilisini izliyor olacağız. Takım koçta Soldra, Beşiktaş oyun hizmetlerinde ise üst koridorda Scarface, ormanda Kadir, orta koridorda Immortal ve alt koridorda Ruvelius'la Rogue ikilisini izliyor olacağız. Takım koçu da Auspex'a. Ya, tabii Anizmas tabi bu arada değindi, onu da belirtelim yine Beşiktaş'ın durumunun ne konumda olduğuna. Ama asıl burada oyunun gidişatını belirleyecek takım kesinlikle HVA. Onlar biraz daha böyle kendini bulmuş gibi görünüyor ama biz HVA'nın oyun stiline kısmen alıştık. Yani zaman zaman düşmesine, zaman zaman performansının artmasına. Bakalım bugün HVA'nın modu ne olacak? Çünkü biraz böyle hani kar topuna ihtiyacı olan takımmış gibi görünüyor. Hani öyle mi? Beşiktaş'ın son zamanlarda... Gülmeden olmayacak galiba böyle. Ben ciddiye alamıyorum şu anda. Peki Beşiktaş'ın... Beşiktaş'ın son... Bayağı. Tamam, ben gözü çıkarıyorum. Böyle dünya varmış. Da dayanamadım. Tamam, Marshall'ın gözlüğü artık bende. Okay. Holy Phoenix'in gözlüğü sende sanırım. Polisi. Evet, ve seçim yaklaşmaya geçtik. Kalista Nidalee yasaklaması, bu arada Beşiktaş'ın bir tane yasaklama evet. cezası var diye zannediyorum. Muhtemelen dünkü duraklatmadan dolayı olsa gerek. Bu arada iki tane yasaklama cezası var Beşiktaş'ın. Bu onları çok etkileyecek yalnız. Tabii Marshall dün maça gözlüksüz çıkmıştı ama Holy Phoenix'in hala vardı. Bakalım Holy Phoenix'in gözlüksüz performansı nasıl olacak? Beşiktaş tabi bir tane daha yasaklama cezası olduğu için beklemek zorunda ve HVA'dan son yasaklama geliyor. O da Ryze oldu. Tabi bu noktada Beşiktaş'ın yasaklaması şansı olmadığı için bakalım. Ve Kasad'ın yasaklamayı tercih ettiler. Dün Hattrix'in gayet bayağı üzücü bir performans vardı rakip takımlar adına. Bu arada Hattrix bir an heyecanlandı. Şöyle Vladimir'i aldığı için şu anda sevinç çığlıkları atıyor HVA odasında oyuncular. Bakalım Beşiktaş oyun hizmetleri hangi şampiyonlara yönelecek, bir karma gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Yani şu anda şöyle şampiyonlara baktığım zaman en mantıklı seçim zaten karma ve, Shen olması gerekiyor. Beşiktaş takımı adına, ama bakalım onların aklında neler var. Hala Beşiktaş oyun hizmetleri bir seçim yapmadı. Şu anda Kadir ekranlarda Scarface'i görüyoruz. Hala karar verebilmiş gibi durmuyorlar. Hala aralarında seçeceği şampiyonu tartışıyor şu anda bu ikili. 10 saniye gitti, bir süre kaldı ve Shen. Karma. En mantıklı seçim. İki tane metanın en güçlü tercihlerinden olan şampiyonları yöneldiler. Trix'te hemen. Ama hemen kilitliyor Rexa'yı. Yanına bir de Trundle gelecek. Çok güçlü. İki tane tercih aldı HVA. Bir Vladimir, bir de Trundle. Belki de şu anda koridorun en güçlü iki şampiyonu. Özellikle Shen'e karşı alınan Trundle bir kademe daha güçlü diyebiliriz. Ki zaten şu yukarı üst koridoru karşılaşmasına baktığımız zaman son zamanlarda Shen'i en çok zorlayan şampiyonların başına Trundle geliyor. Bunu da HVA çok iyi bir şekilde gördü ve direkt Trundle kendi saflarına almayı başardı ki zaten Trix'in son haftalardaki performansı, özellikle Rexy performansı harika bir şekilde HVA adına hem de kendine ilerliyor diyebiliriz. O da kendini pek yabancı hissetmediği bir şampiyona sahip oldu. Evet, şu anda iki seçim yapacak Beşiktaş oyun hizmetleri. Ruvelius bakalım Vayne'in üzerinde duruyor, acaba tercih eder mi? Son 15 saniye kaldı ekranlarda Ruvelius. Base saniye kaldı. Ruvelius Ezreal'ı çevirdi ama Immortal hala o Graves'i değiştirmedi. Kadir dünkü gibi acaba bir kere daha Graves'i oynayacak. Evet, Graves de kilitlendi böylelikle. Şu anda ya destek ya da orta koridor seçecek. Evet. İşte şu oyun hizmetleri karma esnek bir tercih. Yani şuna söylemek lazım. Kadir'in dünkü Graves performansı hani iyiydi diyebiliriz takım adına. Gerçi takımının pek de iyi olmadığı bir konumda kendisi en azından orman rolünden Graves'e iyi performans sergilemişti. Şimdi HVA son iki tercihini yapacak. Son iki tercih de alt koridor olacak. HVA'nın şu anda ekranlarda da Wisdom var. Vision açıkta, onu da belirtmek lazım. Evet. Yine Des, o da yine çok
etkili olan nişancılardan beri son yamalarda kendini göstermeye başladı. Şu anda Holy Phoenix Jin'in üzerinde duruyor. Belki bu noktada Ash de gelebilir. Ama Jin'i kilitledi Holy Phoenix. Evet, okey. Bravo. Gelecek mi bakalım Wisdom'dan? Ve Bravo'yu da kilitliyor. Rock'u Brand'i gösterdi. Ama sadece gösterecek Brand'i diye tahmin ediyorum. Şu kompozisyonu bir de... Lulu almayı tercih eder mi ya Beşiktaş oyun hizmetleri? Lulu alırlarsa eğer oyunun sonuna gidebilecekleri bir hiper taşıyıcı yok. Yani hem Shen bir de Lulu olursa çok ağır bir şekilde hasar potansiyellerinden sıkıntıları yaşayabilirler. O yüzden onlar da Cassiopeia alıp bu açıyı büyük ölçüde giderdiler. Ve son zamanlarda Vladimir Cassiopeia eşleşmesini bir aile görmeye başladık. Evet ve Immortal tutuş turla mı girecek acaba? Bakalım. Eğer birebir... Gerçi oyun ilerleyen safhalarında da üstüne gelecek Vladimir ve Trundle ikilisi olduğu için onlara karşı da kullanabilir ama defansif bir sihirdar büyüsü sanki onun için daha hayırlı olacaktır. Defansten daha hani belirtmek gerekirse hayalet kesinlikle hayatta yani kalmaz. İki türlü de kullanılabilen bir sihirdar büyüsü. Aynen öyle. Bu noktada hayalet daha cazip gelen sihirdar büyüsü olacaktır Immortal adına. Yine kompozisyonlara baktığımız zaman yani HVA'nın yine Jin'den dolayı bir dürtme potansiyeli olacak takım savaşlarından önce. Yani onun dışında Beşiktaş takımının ayak ittirme potansiyeli ve koridor kontrolü aşamasında Shen'e sahip olduğu için ufak bir avantajı olacaktır. Hem gittiği yerde hem de gittiği yerden geri dönme aşamasında. O yüzden dengeli bir maç bizi bekliyor ama HVA'nın maçları genelde erken safhalarda hep ateşli geçtiği için, hep ufak takaslar, ufak çete savaşlarına geçtiği için pek de koridor aşamasında eğer yakalandığı durumda yani bütün koridorlar birbirinin karşısına gittiği takdirde bayağı böyle ofansif bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Evet aslında HVA'nın oyunu biraz da Avrupa LCS'deki G2'ye benzetebiliriz. Evet. Yani Supermassive de mesela oyunun başında çok böyle öne geçmeyi seven objektiflere yönelen bir takım ama onlar biraz risk olunca geri dönmeyi biliyor ama HVA her zaman ileri giden bir takım. Evet. Ya HVA daha çok koridor aşamasında avantaj sağlamayı seven bir takım. Yani bu zaten şöyle hani hem kazandığı oyunlara hem de kaybettiği oyunlara baktığınız zaman HVA'nın şöyle bir stili var. Biz kendi oyunumuzu rakip takıma kabul ettirmek zorundayız. Evet. Yani bunun üstünden giderek zaten oyunlarını kazanmaya, bazı oyunların hatta stomp dediğimiz tek taraflı kazanmayı başardılar. Evet bakalım bu maçta da buna benzer bir durum izleyecek miyiz? Tabii Beşiktaş oyun hizmetlerinin son iki haftada inanılmaz bir performans düşüklüğü var. Ve bu da onların oyununu çok büyük ölçüde etkiledi. Değişiklik de yaptılar ama bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyecek Beşiktaş ekibi. Evet ve günün ikinci serisine geçiyoruz. İlk maçta bakalım mavi tarafta HVA, kırmızı tarafta Beşiktaş oyun hizmetleri olacak. Şu anda Hattrix'te Rogor'da karşılaştı. Rogor hemen cebine 8 altını koymayı başarmış. O tutturdu içindeki Alevi ile birlikte. Ve Karma'dan değişik bir tercih. 6-13'ün belki de 6-13'ten etkilenen bir eski eşya para tercihi diyebiliriz. Eski para ve ilerleyen eşya kısmına da Ulu'ların tılsımına kadar gidiyor. Tabi bu eşya yaparken de bayağı da bir zırh kazanıyorsunuz. Bir destek şampiyon olarak. Minyonlar harekete geçti. Bakalım onun eşya tercihi ne yönden yana olacak oyunun ilerleyen dakikalarında. Eski paraya %5 bekleme süresi eklendi. 6-13'te. Yani bu kadar ucuz bir eşyada 350 altın olan bir eşyada %5 bekleme süresi ekstra olarak gerçekten değerli. Ama hasar potansiyelinizi kısmen düşürüyor. Onu da belirtelim. Evet diğer destek eşyasına göre, o yetenek gücü verene göre daha düşük dediğin gibi. Ama bu eşya tercihini yaptığınızda etliye sütlüye karışmıyorsunuz pek de. Daha çok takımınıza hız verme görevini üstleniyorsunuz diyebiliriz. Ve ilk ejderha da günün belki de ilk alev ejderhası olabilir. Evet, ilk alev ejderi bugün. Rogue orada Wisdom'ı bir mantra ile birlikte içindeki alev kullandı ama bu onun çok da canını sıkmayacaktır. Odaklanması gereken isim burada Holy Phoenix olacak. Beşiktaş alt koridorunun. Tabi oyunun erken safhasında Rek'Sai'nin baskın potansiyelinin daha fazla olduğunu hatırlatmak gerek Graves'e göre. Bakalım bunu Trix nasıl kullanabilecek? Trix de üst taraftan başlayan mavisini almadı. Onu da belirtelim. Evet.
Genelde Rek'Sai oyuncuları böyle bir orman rotasyonu yapıp üste döndükten sonra mavi güçlendirmeyi orta koridoruna vermeyi tercih ediyorlar. Tricks yalnız kırmızısını da almadı. Ruvelius E'sini kullandı ve şu an E'si bekleme süresinde. Tricks. Ve Tricks çok değişik bir açıdan gelecek. Rakip maviye mi gidecek? Rogue'u buldu orada Tricks. Rogue kalkanı kullanarak kendini hızlandırıyor. Bakalım Hatrix kapatabilecek mi olur? Hatrix de yaklaşıyor. Yalnız Rogue'dan çok güzel bir çalım izledik orada. Ama Wisdom'la geldi sıçrasının kötü bir noktada meydanda ya. Rogue. Wisdom orada sersemletmeyi başarıyor. Skor kimde kalacak? Hatrix hem sıçrasını hem de şifasını kullanarak dakika 3'te ilk kanı dökmeyi başarıyor. Ya Rogue orada güzel bir hareket yaptı ama direkt sıçrasını ilk gittiği yönde kullansaydı muhtemelen bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Evet. Orada çünkü Rex'e ilk önce onu havaya savurdu, daha sonra sıçrasını kullandı. Burada güzel bir oyun izledik yine Heyva ekibinden. Takım halinde Trix'in başlattığı bu olaya herkes bir anda cevap verdi. Ve bunun karşısında bir de mavi güçlendirme alacaklar. Hatta Kadir'i de alabilirler. Kadir sersemledi. Ve Trix orada skor almayı başarıyor. Wisdom Trix ikilisi. Tabii mavi güçlendirme burada canını yenileyecek ama keşke orada sersemletmeseydi Trix ki daha hızlı giderdi. Mavi güçlendirme yuvasına diyelim. Rogue'u bu mavi güçlendirmeyi koruyacak yalnız. Onda fazla ısrarcı olmasalar iyi olabilir. Beşiktaş ekibinin dikkatli olması gerekiyor noktada. Çarpı var. Trix çok rahat alıp çıkacaktır bu mavi güçlendirmeyi. Rogue çalmayı deniyor ama Trix çok rahat almayı başardı ve dakika 4'te 2 skor, 1 mavi güçlendirme öne geçti. Bu da direkt olarak 1000 altın yansıdı oyuna. Tabii skorların bir tanesinde bu noktada oyunun başında biraz zayıf konumda olan Vladimir'e gittiğini belirtelim. Aynen öyle. Vladimir de çok kısa bir süre sonra üstüne dönüp o ruh gömleğinin altı eşyasını o hayalet pelerinin alacaktır. Burada Ice Cafe'den kaçan bir kışkırtma var. Marshall o takasın devamını istemedi çünkü o büyücü minyonlar bir anda onu dönecekti. Bu arada eski Shen'e göre, yani geçen seneki bizim bildiğimiz Shen'e göre şu yeni Shen'in skill seti oyun erken safhasında onu çok daha güçlü kılıyor. Alt koridorda bu arada üstüne dönmüş. Özellikle Holy Phoenix. Yani tırpan ve çizme tercih etmiş. Ruvelius henüz üstüne dönmemiş. Evet, o da Tanrıçanın gözyaşlarını biriktirmeye başlaması gerekecek. Onu da bir an önce üstüne durup. Yalnız Kadir'in orada görüşünü aldı. Çarpını kullandı kurtlara Trix. Hadi bakalım mavi güçlendirmeyi alabilecek mi? Trix'in çarpı yok. Kadir'in de çarpı yok yalnız. Ve mavi güçlendirmeyi almayı başarıyor. O da şu anda 23'e 15. Minyon da bir hayli önde Kadir. Her ne kadar skor vermiş olsa da orman kamplarının çok rahat ve hızlı bir şekilde döndüğü için Graves belki de en avantajlı olduğu konum o minyon sayısında senin söylediğin gibi öne geçti. Evet, kaybettiği mavi güçlendirmesini de böylelikle almış oldu. Tabii Kadir toparlayabiliyor ama özellikle alt koridora giden asistler ve orta koridora giden skor koridor olarak Beşiktaş oyun hizmetlerinin biraz daha geri düştüğü anlamına gelecek. Şimdi Kadir'in oraya baskı yapması çok zor ama karşı baskın için mi bekliyor acaba? Marshall şimdi buraya geldi. Ultisi var Marshall'ın. Kadir burada skoru olabilecek mi diye bakıyorum. Marshall sıçrasını kullanması lazım. Sıçrasını kullanmıyor ve iki tane sıçra atarak Beşiktaş oyun hizmetleri Marshall skorunu almayı başardı. Marshall'dan garip bir tercih. Yani sıçrasa muhtemelen çok rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya buradan skor vermeden kaçabilecekti. Ama hem skor hem de asist verdi. Bu noktadaki skorlardan bir tanesi de Shen'e gitti. Evet, acaba orada Ice Carface'in kışkırtma yeteneğinin tekrar geldiğini düşünüp kullanmadı diyeceğim ama Ice Carface zaten kışkırtmayla başlatmış oradaki savaşı. Evet. Evet, ilginç bir tercih. Marshall da hemen üst koridora ışınlandı kullanıyor. Şu anda 3 tane görüş totemi var. Beşiktaş oyun hizmetleri oyuncularında üst koridor, orman ve orta koridor olmak üzere. Immortor da orta koridordaki minyonları bir hayli ittirmiş. Yalnız Hatrix bu oyun ruh gömleği tercih etmeyecek mi? Yani belki bir cehennem asası görebiliriz ondan. Bir ihtimal. Evet tabi Vladimir 6-13'te biraz değişti artık. Can'ın yanı sıra ona yetenek gücü almak biraz daha mantıklı. Ama ruh gömleği yani Vladimir'in de belki en önemli eşyası diyebiliriz. Kesinlikle. Yani ilk eşya tercihi bu zaten bu yüzden. Ruh gömleğinde ve... Ve Beşiktaş oyun hizmetleri alevejlerine başladı. Alt koridoru bir hale ittirdiği için Rogue'u ile Ruvelius ikilisi.
Şimdi o tarafa doğru gidiyorlar ama bakalım. Çok geç kaldılar. 1500'de şu anda Ejder'in canı. Kadir'den ilginç bir noktaya kullanılan smoke. Ama en nihayetinde Alev Ejder'in Beşiktaş oyun hizmetleri dakika 7'de 8'e girerken almayı başardı. Öbür tarafta da Ruvelius Erogu, Wisdom'un peşinde. Wisdom'a şu an bağını kurdu ama Wisdom Yettimgari ile uzaklaşmayı başarıyor oradan. Bir de buz yanığı geldi Wisdom'dan o noktadan Rogue'un üzerine ama pek etkili olduğunu söyleyemeyiz. Alt tarafta o ilk skorlardan sonra oluşan bir minyon farkı var. Polyphenix de yeni. Şimdi Kadir'de Kadir. Trix karşılaştı. Sıçrası yok. Trix'in kırmızı güçlendirmesi var ama Shen yaklaşıyor. Hattrix geldi bir kere daha hayaletini kullanarak çok rahat bir şekilde almayı başarıyor Kadir skorunu. Ice Scarface'de sıçrası yok. Şimdi Immortor'un ultisi var. Kötü bir ulti geldi Immortor'dan. Yalnız hasar vurmaya devam ediyor Beşiktaş oyuncuları. Çünkü kişi üstünlüğü var orada. Sayı üstünlüğü var. Polyphenix ultisini kullandı ama oradan sıçramak zorunda kalabilir. Dördüncü yükü boşa gidiyor. Trajedi de boşa gidiyor ve sıçrayarak oradaki bölmeden uzaklaştı Polyphenix. Birebir bir değişim. Birebir bir değişim oldu ve skorlardan bir tanesi de belki de Ruvelius'un o geride kalan o minyon sayısını kapatmasındaki en etkili etmenden bir tanesi olacak. Bu aldığı skor özellikle eşya dizilimine baktığımız zaman. Evet ve tabi oyunun erken safhasında ufak da olsa bir yetenek gücü eklediğinden ötürü Hattrix az önce bir aile hasar verdi Kadir'e. Çok rahat düşürdü yani. Şimdi tabii biraz tanklığından ödün veriyor ama hasarını arttıracak o cehenneme asası. Bakalım nasıl işleyecek, ben merakla bekliyorum. Tabii bu noktada belki o eşya tercihi, rakip takımın ormancısı da yetenek gücüne dayalı bir şampiyon olsa hani yapması gayet doğaldı. Evet evet, o da var aslında. Bu noktada da fiziksel hasarlı bir şampiyon olduğu için bakalım Hattrix'in aklında neler var. Şimdi geriye doğru çekildi. Kurtlar alacak sanırım. Beşiktaş oyuncuların üzerine baktığımız zaman 5 tane şu an görüş totemi tam olarak üstlerinde bekliyor. Öbür diğer tarafta sadece 2 tane. Bir Trix'de bir de Wisdom'da var. Bir de şimdi Hattrix aldı. Marshall agresif. Vahşi Hydra'ya doğru ilerliyor skorda orada. Haşmetli Hydra yerine. Orta koridorda Immortor'un yaklaşık bir 20 milyon hatta 25 milyon üstünlüğü söz konusu. Nişancılar arasında da Polyphenix'in yaklaşık 15 milyon üstünlüğü olduğunu görebiliyoruz. Yalnız Jin'le biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle sihirdar büyüleriniz bekleme süresindeyken. Ve çarpı ile birlikte Yampir Yengeci aldı Kadir. Tekrar Wisdom'un Polyphenix ikilisi alt koridora dönüyor. Ama üst koridorda Marshall'ın bir üstünlüğü söz konusu. 20 milyon kadar. Ve bir seviyede üstün. Ne kadar skor vermesine rağmen, Shen 1-0-1 olmasına rağmen Trundle seviye 9 olduğu için yavaş yavaş gücünü göstermeye başlıyor. Trix'le bir kere daha Kadir karşılaşacak orada ama Trix'in amacı oradaki görüş totemini alacaktı derken son vuruşu yapamadı, iptal etti son otomatik saldırısını. Hala bekliyor yalnız orada. O totemin barları tekrar dolmaya başlayacak. Yani Strix gelip almayı başardı. Hattrix de koridoruna geldiği için Immortor'u tekrar orta koridora dönmek zorunda kalmıştı çünkü. Evet, bir sonraki ejderha da Okyanus olacak. Onu da belirtelim. Evet, şu anda Trix 2-0-1, takımın 3 skorunun 3'ünde de var. Tam Mantra ile birlikte kaçan bir içindeki alev geldi Rogu'dan. Yalnız Shen geliyor. Güzel bir baskı. Kadir sıçradı bir de orada. Bakalım o şaşırtmadan çıkabilecek mi? Wisdom anında eriyor. Polyphenix de düşecek. Çok az canları var. Son vuruşta Ruvelius Polyphenix'e yapmayı başardı ve bu baskından 2 skor çıkardı Beşiktaş oyun hizmetleri. Burada Beşiktaş'tan çok güzel bir oyun izledik. Shen'in ne kadar özel bir şampiyon olduğunu bir kere daha gösterdiler. Sayı avantajını çok iyi kullandılar. Sihirdar büyüsü olmayan HVA alt koridor ikilisi burada düşmekten başka zaten çareleri yoktu. Ve Beşiktaş'ın belki de son 2 haftadır en iyi yaptığı koordine, evet, en iyi yaptığı takım oyunu diyebiliriz bu. Alt koridor baskını tabii üst tarafta Marshall kuleyi almayı başardı. Ice Scarface ultisiyle alt koridora gidince Ice Scarface aynı şekilde alt koridor kulesini düşürüyor. Kuleler birebir. Altın farkı yok. Durum 4-3 ama bir tane Alev Ejder üstünlüğü var Beşiktaş oyun hizmetlerinin.
Tabii bu aşağıda oluşan takım savaşında da kesinlikle karlı çıkan isim Ruvelius oldu. Evet. Hanesine bir skor, bir asist daha yazdırmayı başardı. Eşyalarına baktığımız zaman da bir de aldığı o eşyalar yanına bir de kazma ekledi şu anda. Hasar potansiyeli giderek artacaktır. Bu oyun hala güçlü kuvveti yoksa buzdoğan eldiveni mi yapacağını bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda bu belli olacak Borelius'un. Ama en son oyunda Ezreal oyunda buzdoğan eldiveni tercih etmişti. Tabi rakibe karşı da eşya dizimleri değişiklik gösterebiliyor. Ama bu oyunda sanki biraz buzdoğan yapması onun kesinlikle işine yarayacaktır. Üstünüze koşan bir Trundle, bir Rex'i istemezsiniz. Ki zaman zaman Vladimir de bu ekibe katılacaktır. Evet. Tabii Jhin'den gelecek hasara karşı da biraz zırh da eklemiş evet. Oluyor yani yanı sıra. Özellikle ultisinden. Ve şimdi HVA da alt koridordan kuleyi almayı başardı ama şu anda tempo avantajı HVA Game'de gibi görünüyor. Çünkü Ruvelius daha üst koridor kulesine yeni hasar vermeye başladı. Ve Rogue da şimdi üstüne döndü. Evet. Yalnız kule altında tek kalan bir Shen var orada. Yan taraftan da Rex'i kapattı onu ama devamını getirmediler. Kuleye vurmayı tercih ediyor burada HVA Gaming. Yan taraftan şimdi Kadir yaklaşıyor oraya. Ezreal üst koridorda yalnız. Burada savaşmak istemeyecektir. HVA ekibi ve üst koridordan da Ruvelius kuleye alarak 2-2'ye getirdi kuleleri. Altın farkının açılmasına iki takım da izin vermiyor. Ama burada sayı avantajı bu noktada HVA dolu için onlara direkt ejderha girişinde bulundular ki Ruvelius'un bu noktaya yardıma gelemeyeceğini biliyorlar. Yalnız Ruvelius ikinci kuleye vuruyor üst koridordan, kendini unutturdu. Şu anda hemen Marshall ışınlarını kullandı ama kulenin canının neredeyse yarısı gitti diyebiliriz. Ruvelius da şimdi orta koridora doğru ilerliyor. Hatrix bu arada hayaletini kullanmış orta koridorda. Ve cehennem asasını bitiren bir Hatrix var. Ve şimdi Hextech roketlere doğru ilerleyecek. Çünkü bir anda 5 kişi oldu orta koridorda 5 taş roketleri. Son perde açıldı. 2 mermi kullanılıyordu. Üçüncüsü Kadir'e, dördüncüsü kime gelecek? Sıçradı orada Hatrix. Dördüncü Ruvelius'a isabet ediyor ve belki Kadir'e isabet etse o mermi skor geldiğini görebilirdik. Ama takım arkadaşı için hemen Ruvelius kademeye geldi. Bu arada Hatrix sıçra kullanmıştı ama hemen evet. Rogue'dan güzel bir bitkinlik gördük orada. Bir de trajedi geldi noktada ama hedefi bulmadı. Evet, Immortor'un hala ultisi mevcut. Ama buradaki kuşatma sanırım sonlanacak. Rex'in üstünden ultisiyle hızlı bir şekilde takım arkadaşlarının arasına geliyor ve Trix ninja tabisi almış. Yanına bir de keşif totemi eklediğini görebiliyoruz. Biraz daha görüş konusunda Wisdom'a yardım edecekmiş gibi görünüyor bu eşatajla beraber. Evet, şimdi Trundle tekrar üst koridora ilerliyor. Birazdan da Holy Phoenix'in alt koridora gittiğini göreceğiz. Çünkü 5 taş oyun hizmetleri minyonları alt koridordan ittirmeye başladı. Hatrix bu arada kanavuzunu kullanmak zorunda kaldı orada. Immortor'da mavi güçlendirme de var. Bakalım Hatrix üsse dönecek mi? Hayır, iptal etti üsse dönmesini. Yani cebinde çok fazla altın yok diye tahmin ediyorum ben. Marshall da üst koridora gidip vahşi hidrası olduğu için tabi ekstra saldırı gücü, ekstra alan hasarıyla birlikte hızlı bir şekilde oradaki minyonları ittirdi. O da bir seviye üstün daha Scarface'e karşı. Ve orta koridorda biten bir Morello var. Trix. Immortor'dan Trix orada yakalanacak mı? Güzel bir zamanda geçti Trix. Ve tüneliyle uzaklaşmayı başarıyor. Immortor sanırım Riley'e doğru ilerleyecek. Bir sonraki eşya tercih muhtemelen senin söylediğin gibi bu yönden olacaktır ama yukarıda bir çatışma var. Evet, Marshall yarı canını kaybetti orada. Hatrix'in de can barının yarıda olduğunu söylemekte fayda var. Ice Scarface alt koridordan ayrı kitiriyor ve şu anda karşısında kimse yok. Marshall hemen üstüne dönüyor, onun karşısına gidecektir. Kadir'in de kara baltaya doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Bir tane arkan bir de uzun kılıç almış. Orman eşyasının yanına ve roket kemerler evet, bitti. Günlük serisinde bu eşyayı görme fırsatı bulamamıştık. Burada Hatrix. Rakibiyle beraber o aradaki mesafeyi daha rahat kapatabileceği bir eşyayı şu an çantasına ekledi ve ulti geliyor. Birinciden kaçtı Kadir. İkinciden kaçıyor. Üçüncü isabet etti. Dördüncü de isabet etti ve %10 bir canla
Oradan uzaklaşmayı başardı Kadir. Son anda Rogue'un da orada attı kalkanını unutmayalım. Ve Rogue da tılsımını bitirmiş. Ekstra hareket hızı. Yani yaldır yaldır koşan bir Beşiktaş ekibi görebiliriz. Rubelius ultisini kullandı ama sadece 2 milyon hasar verdi ulti. Hemen kapı gibisini kullanıyor Wisdom. Trajedi bir kere daha ıskalıyordu Oli Phoenix'ten. Takımlar yalnız görüş totemine yatırım yapmaya devam ediyor. Zaten bunun eşyalarında çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Trix'in üzerindekinden. Şimdi üst tarafta Immortor'u hayaletini kullandı. Sıçrı ulti geldi ama ulti isabet etmedim. Orada ben mi yanlış gördüm? Biraz erken attı ultiyi. Normalde yavaşlatma efektinin devreye girmesi lazımdı arkası dönük olduğu için. Ama Immortor'u erken attığı için bu maalesef gerçekleşmedi. Şimdi üst tarafta Marshall kışkırtıyor da Marshall Ice Scarface. Marshall'ın hala ultisi mevcut. Ice Scarface üzerinde kullandığı Wisdom'dan defansif ulti alanı kapatan. Ama kovalamaya devam edecek mi bakalım Kadir? Hayır, o da kovalamaya devam ulti etmedi. Ezreal'in üzerine ulti geliyor bu arada. Ezreal'in üzerine kullandı Ice Scarface. Holy Phoenix'e şimdi sıçradı Ruvelius. Buzdoğan eltimeni var. Yavaşlatırım diye düşündü ama boşa gidiyor. İkincisi tuttu. Şimdi sihir geçişini kullandı ama Holy Phoenix hemen sıçrıyor orada. Bir tane daha tuttu yalnız. Ama ultisi bekleme süresinde olduğu için isabet dalgası Ruvelius'un. Skor gelmeyecek. Çok agresif bu oyun Ruvelius'tan. Tabii o aldığı skorun avantajını sonuna kadar kullanmak istiyor Ruvelius. Tabii çok erken bir dakikalarda da yaptığı eşya yüzünden Trix adaya gayet... iki kişiyi havaya savurmayı başardı. Yalnız orada Shen'in kurduğu alan otomatik saldırılardan engellidir rakip takımdan gelen ve Ruvelius şu anda canının neredeyse yarısını kaybetti ama Trix daha fazla yara alan taraf ol. Trajedi orada yerine mi atıyor Ruvelius'u? O da dakika 19'da iki eşyasını bitirmiş. Şimdi orta koridorda son perde açıldı. Ice Scarface'in canı az. İkinci mermiyi Kasiopya üzerinde kullandı. Üçüncüsü boşa gidiyor. Dördü Rogue'ye tuttu ama pek fazla hasar vermedi. Can barı full olduğu için Tragedy Rogue'yu durdurdu arka tarafta ama Rogue çok geride. Karşılıklı kullanılan yetenekler herhangi bir skor getirmiyor. Canları azaltıyor sadece. Şöyle bir baktığımızda Oli Phoenix, Etrix ve Trix'in can değerleri yarıda. Bizim de aynı şekilde diyebiliriz. Marshall geldi arkada. Burada Marshall geldi. Kule altı istiyor mu acaba? Roketini kullandı Etrix ama kanal uzuyla geri çıktı. Marshall orada sıçramak zorunda kaldı. Güzel bir kışkırtma. İki kişiye geliyor Ice Scarface'den. Wisdom'ın canı çok az. Wisdom orada düşüyor. Graves almayı başardı. Bir de üstüne Trix skorunu almayı başarıyorlar. Ruvelius'tan agresif oyun. O da Etrix alırken Marshall şimdi kovalamaya başladılar. Bakalım Rogue bağını kurabilecek mi orada? Yavaşlatmayı tercih etti. Muhtemelen orada Marshall'ın düştüğünü göreceğiz. Şimdi Ice Scarface gelme konusunda biraz tereddüt etti ama kışkırtınca Ruvelius da son vuruşu yapmayı başarıyor ve 4-0-3'e geldi Ruvelius. Ve Beşiktaş'ta bu çıkan takım savaşında 4 skor almayı başardı. Tek kaçan isim HV adına sadece Holy Phoenix oldu. Ve sadece Immortor öldü. Evet ve Immortor öldü, doğru söylüyorsun. Yani takım savaşının en başında Hattrick onu aradan çıkarmayı başarmıştı. Ve bir de üzerine Ejderha ekleyecekler. Ve Bulut Ejderini almayı başardı Beşiktaş oyun hizmetleri. Ruvelius'tan nereye gelen bir ulti? Minyonlara gelen bir ulti. 3 tane minyonu temizledi orada. Bakalım mahvolmuş kralın kılıcına mı ilerleyecek Ruvelius? Mana vereni de aldı. Evet. Winterwater Palace'ını ekledi çantasına. Öbür tarafta sadece Yomun'un hayal kılıcını bitirmiş bir Jhin var. Aradaki hasar farkı biraz... Oyunun en azından oyunun bu dakikasında belirleyici bir faktör olacaktır. Evet, Drakkar'ın kılıcını almasına da yaklaşık 800 altını kaldı yalnız Holy Phoenix'in. AMK kılıcını da ekledi şimdi çantasına. İki tarafta da tırpan yükleri tamamlanmış durumda. Immortor'u bir kere daha mavi güçlendirmesi alıp orta koridora geliyor. Ve Hattrix... Yani Luden'e gitmeyecekse... Ya gerçi Riley evet. Aldaşırı büyük sopayı muhtemelen Riley'e çevirecek. Bir an Rabadon mu alacak diye düşündüm ama... Şimdi takım arkadaşlarını hızlandırdı Rogue. Güzel bir sıçra geldi Wisdom'a. Şimdi Shen Rogue'un üzerine geliyor. Orada Hattrix'e kurdu bağını. Güzel bir kanavuz ama orada yerine mıhladı Hattrix'i. Kaçmaya devam ediyor. Kasabilecek mi? Hayır, kaçamayacak. Çünkü Immortor'u zehriyle birlikte orada son vuruşu yapmaya başarıyor. Arka taraftan da gelen bir parça tesiri vardı Kadir'den. Şimdi Baron'a yakın. Beşiktaş oyun hizmetleri iki tane taşıyıcıları var. Fiziksel hasar. Bir de Cassiopeia var. Yani Ezreal, Cassiopeia, Graves. Ama Marshall'ı nasıl durduracaklar? Asıl soru bu. Şimdi Marshall arka koridordan ittirmeye devam ediyor ve ışınlanı var. Ama bu tarz durumlarda genelde Marshall gelmek yerine inhibitöre doğru gitmeyi tercih ediyor. Şimdi ışınlanı kullandı Marshall. Rogue canının büyük bir kısmını kaybetti. Trix araya giriyor ve çaldı. Çalmayı başardı Baron'u. Trix'in canı çok az ama takımına Baron'u kazandırıyor. Son perdeyi de iptal etmek zorunda kaldı Holy Phoenix. Bir şey diyeceğim. Çarpı hala kullanılabilir durumda.
Otomatik saldırıyla mı Avuna güdümle bile çalmış olabilir belki de. Yalnız bu Beşiktaş açısından gerçekten hayal kırıklığı denilebilecek bir baron. Aynen öyle, sadece bir skor verdi. HBA karşısında baron aldı Beşiktaş onun hizmetlerinden. Ve alt koridordan da daha öncesinde Marshall kuleyi almıştı zaten. Ve tekrarını izliyoruz burada, bakalım nasıl çalmış. Trix. Tabi bu biraz daha öncesi. Şu anda baron hocanın 4000 civarlarında. Trix araya giriyor. Avuna güdümlüsünü daha öncesinde kullanmış. Yalnız orada yaptığı bir tane normal saldırı. Orada Kadir çarpını kullanmış, muhtemelen 50'den az bir canı kalıyor baronun. Hatta havaya kalkarak orada otomatik saldırı yapmadan bile mi aldı? Tam emin olamadım ama. Yani diyorsun ki belki Bami'nin közü de bile almış olabilir mi diyorsun? Yani şans bence Trix'in yanındaydı. Bu hesaplanmış veya düşünülmüş bir şey olmadı, çok belli. Yalnız bu baron bana başka bir takım hatırladı. Söylemek istemiyorum adını. Çilekleri hatırlattı bana. Ve dakikada 20'yi geçti tabi. Tam böyle 20 ile 25 arası çileklerin dakikaları. Şimdi Juvelius biraz önde kaldı ama sıçrası da var. Devam etmek istemedi HBA Gaming oyuncuları. Şimdi Hatrix'i üst koridora gönderdiler. Aynı şekilde Marshall'ı alt koridorda. Doğmuş Şürek geldi Marshall tarafında. Yani rakip takımda saldırı hızından yararlanan iki tane şampiyon olduğu için direkt bu eşyayı uygun görmüş Marshall bu oyunda. Evet, Sorry Phoenix'ten biten bir Draktor'ın kılıcı ve Yonya çizmesi var. O da bekleme süresinde belli bir ölçüde azaltmış durumda. Juvelius'ta 5-0-3. Onun üzerinde ekstradan bir... Yalnız tam ondan bahsederken Juvelius yakalandı. Çok az bir canı var oradan. Kurtulmayı başaracak ama hem sıçrasını hem de şifasını kullanmak zorunda kaldı Juvelius. Kadir'den bir parça tesiri geliyor ama orada asıl amacı minyonları temizlemekti Kadir'in. Rogue'un üzerine gitti. Rogue orada sersemleyecek. Marshall arka taraftan kapatacak ve Marshall skoru almayı başarıyor. Üstünde kullandı. Hatta devam ediyor Kadir'in üstüne ama Juvelius'un canı az, hemen Shen geldi Juvelius'un üzerine. Vladimir yalnız arka taraftan gelip Grace skorunu almaya başarıyor. Şimdi Marshall sıçradı. O da yarım kalan işi bitirdi ama Hatrix'i alan bir Ice Scarface var. Immortal'un canı bir hayli az. Ve Olifinix sıçrayarak 704 kritik hasar. Bir skorda katliam geldi. Diyor. Beşiktaş oyun hizmetleri baronu çaldırdı. Üzerine katliam verdi. Şu anda HVA'dan tamamıyla bir geri dönüş diyebilir. Çünkü Beşiktaş oyun hizmetleri kontrolü eline almıştı. Yalnız her şeyin başlangıcı bu noktada Ruvelius oldu, onu belirtelim. Yine çok gereksiz şekilde aldığı hasardan dolayı. Tam 5-0-3 Ruvelius diyorduk ki. Yani çok da kötü bir şey demedim. Nazar değecek bir şey de demedim. Ve HBA Gaming gerçekten orta koridordan da kuleyi alıp inhibitörde hatır sayılır bir hasar bıraktılar. Şimdi de geri çıkıyorlar. 40 saniye sonra Bullet Edge'leri var ve tekrarını izliyoruz burada. Tabi daha öncesinde canını bir hayli azalmıştır Ruvelius'un. Üste dönmekten vazgeçiyor bu arada. Istin'dan bir ulti geliyor ama sadece Immortal'a isabet ediyor. Hatrix arkadan roket kemiriyle beraber çok iyi bir noktaya ulti atmış ve iki kişinin düşmesine sebep olmuş bu noktada ki birazdan Marshall'ın da gayet güzel bir şekilde sıçrasıyla pozisyonunu devam ettirdiğini gördük. Bu arada 704 değil 794 kritik hasar Olifinix'ten. Dördüncü mermiyi iyi saklamış. Yarısı boşa gitmiş o hasar çünkü 300-400 canı vardı Immortal'ın. Orada bir kışkırtma denemesi Ice Carface'den ama Hatrix hemen kanı uzunu kullanıyor. Yalnız Trix'in pozisyonuna dikkat edelim. Sağ tarafta bekliyor. Şu anda... Sıçrası da var. Orta koridor kulesi çok rahat aldı Beşiktaş oyun hizmetleri. Trix'e bağını kurdu orada Juvelius. Mahvolmuş kılıcını da kullandı. Kralın kılıcını. Ama uzaklaşma başarıyor gibi. Ruve sıçrası yok. Ruve'nin iki tane meydan daha yükü var. Hemen Kadir'le Ice Scarface geldi. Rogue'u takım arkadaşlarını hızlandırıyor. Kırmızı düşlendirme orada Kadir almayı başardı ama Hatrix yine yan tarafta bekliyor. Yalnız orayı kapatması çok kolay olmayabilir. Ice Scarface kimi sersemletti? Marshall orada. Onu kışkırtmayı başardı ama Marshall uzaklaşmayı başarıyor. Şimdi Hatrix arka taraftan kapatmaya devam ediyor ama 5 kişinin arasına girecek gücü var mı onu göreceğiz şimdi. Takım savaşı son perde geldi. Almış. Son perde geldi. Hatrix yine arkada. Kadir'e kullandığı ultisini hemen Shen'den
Defansif ulti takım arkadaşı için Trix'in canı çok az. Cassiopeia'da kalıyor skor. Immortal güzel pozisyon aldı. Ruvelius'la birlikte orada. Trundle'da düşürmeyi başarıyorlar. Ve şimdi burada Heva kaçmak zorunda. Yalnız Hatrix roket kemer kullandı biraz ama yavaşlatma etkisi vardı üzerinde. Riley'den gelen orada bir skor daha alıyor Beşiktaş 10 hizmetleri. İbre bir kere daha Beşiktaş lehine döndü. Ve bu Beşiktaş için inhibitor anlamına gelebilir. Çok hızlı bir şekilde ittirmeyi başarırlarsa ki öyle de oldu. Buradan kesin de en az inhibitor almadan çıkmamaları lazım. Ve şu anda inhibitor kulesine hızlı bir şekilde vurmaya başladılar. Trix'e 10 saniye, diğer iki oyuncunun 20 saniyeden fazla ölüm süresi. Ve rahat bir inhibitor olacak çünkü Holy Phoenix üst koridordaki minyonları temizlemeye gitti. Burayı doğal olarak tutamayacaktı zaten. Tutamayacaktı. Beşiktaş'tan yine iyi bir geri dönüş sergilediğini söyleyebiliriz ama şu huyundan vazgeçmesi lazım. Yani gereksiz önde yakalanmaya hiç gerek yok. Daha tertipli, daha oturmuş takım savaşları yapmak için ellerine gerekli iki tane şampiyon zaten var. Hem Cassiopeia hem de Shen bunlar için biçilmiş kaftan. Bu şampiyonların etrafında oynayarak yine bu geri aldıkları avantajı çok iyi bir şekilde kullanabilirler. Şimdi orta koridorda Hatrix işlik değneğine doğru ilerliyor. Şöyle bakacak olursak bir ruh gömleği var Icecarface'de. Haricinde büyü direnci bir Merkür'ün adımları yine Graves için söylenebilir. Başka büyü direnci alan oyuncu belki Ravaldon da ilerleyebilir Hatrix ama bakalım. İlerleyen dakikalarda onu da göreceğiz ve ebedi kılıcı Holy Phoenix'in neredeyse bitmek üzere. 600 altını kaldı. Tabi bir de o da geldikten sonra artık kritik hasarlar biraz da can yakacak. Evet, artık ultisiyle özellikle o son vuruşu muazzam hasar verme noktasına gelecektir. Ve Baron'a başladılar. Baron'a başladı ve işte şu an hizmetleri dakika 30. Trundle geliyor. Böyle bir sahne hatırlıyoruz. Yine Trundle geldi ışınlanan line noktaya. Ama bu sefer daha önce bırakmak zorunda kaldı. Hatrix araya giriyor. Güzel bir alana sarı bırakacak orada Hatrix. Icecarface'in sıçra kışkırtması Hatrix'e isabet etmeyince o skoru alamadılar ama hasar vurmaya devam ediyor son perdeyle birlikte. Immortal'ın yarı canını aldı. Gelen son mermi zaten Icecarface'i düşürmüştü orada HVA Gaming. Baron'a başlayacaklar mı? Hayır. Bu hiç mantıklı olmaz. HVA... Bakalım orta koridor ittiriyorlar şu anda. Ama o inhibitor kulesini almak çok da kolay değil. Minyonlar yokken bir de o alanda senin söylediğin gibi çok zor olacaktır. Şimdi Rogu ile Ruvelius üste dönüyorlar. Çok da geç kalmış sayılmazlar. Muhtemelen buradaki bu defansı yetişeceklerdir. Ama bir pencere buldu kendine o kuleye hasar vurmak adına. Marshall kule hasarının üzerine oluyor. Çok az canı kaldı kulenin. Şimdi Ruvelius'tan çok agresif oyun. Rakibin üzerine gitti. Ruvelius orada sıçradı gelen trajediye karşı. Gerek var mıydı? Evet. Onun üzerine hiç kimse hasar vurmamıştı. Yerine mızlanmayacaktı zaten. Kırmızı güçlendirmesi de var. Burada Rogue takım arkadaşlarını bir kere daha hızlandırıyor. Tılsımıyla beraber. Ve hayaletini kullanmak zorunda kaldı Hatrix. Roket kemerini de kullandı. Rogue ona yetişebilecek mi? Sıçrıyor Rogue. Yerine mızladı Hatrix'i. Trajedi geliyor şimdi. Güzel bir... Kapı gibi geldi. Kapı gibi geldi. Parça testine karşı ama bir kere daha burada Beşiktaş oyun hizmetleri Baron'a yöneliyor. Alt taraftan ittiren süper minyonlar var. Beşiktaş lehine ve üst taraftaki minyonlar da şu anda kuleye dayanmış durumda. Danslar başladı. Ve üst kule düştü. Evet, üst kuleyi düşürmeyi başardı minyonlar. Ve şimdi Baron'a başlıyor Icecarface. Alt taraftaki süper minyonlar şu anda rakip üste girmiş durumda. Ve Baron'u bırakacak burada Beşiktaş oyun hizmetleri. Rock'un canı yarım, Immortal'un canı %30, %40 civarlarında. Takım arkadaşlarını kalkanı saldı Rogue. Ruvelius'tan çok agresif bir hamle. Hatrix'i kovalıyor orada. Hatrix ultisini Ruvelius üzerine kullandı. Muazzam bir hasar ama Ruvelius şifasıyla birlikte hayatta kalmayı başarıyor. O roket kemeri agresif kullansa skoru olabilirdi yalnız. Yalnız üst tarafı ittirmeye gidiyor Beşiktaş ekibi. Yalnız alt taraftan da süper minyonlar Nexus kulesini aldı burada. İkinci Nexus kulesine de şimdi hasar vurmaya başlayacaklar. Ve Baron'a geri dönüyorlar. Baron'a geri dönüyor. Çok güzel bir hamle Beşiktaş oyun hizmetlerinden. Şimdi iki kişi Trundle'la Vladimir oradaki minyonları temizledi ama Marshall'ın ışınlanı yok. Ve Trix yine burada. Evet, Trix burada. Bakalım canlar bir aile azalmış durumda. Son perde açıldı. Belki de bu Baron'u durdurabilir. İki Ruvelius'u tuttu. Ruvelius arka tarafta olduğu için hasar almaya devam ediyor Baron'dan. Çalabilecek mi? Hayır. Bu sefer Kadir'de kaldı. Almayı başardı. Baron'u şimdi Marshall'la Baron Pit'in arasında Kadir'i orada yerine mıhladı. Ruvelius geri çıkmaya başarıyor. Kadir de sıçradı. Holy Phoenix kovalıyor. Devam ediyor. Sıçrası var Holy Phoenix'in. Bakalım dönecek mi arka tarafa? Buraya kadar diyor Burak'ım. Cassiopeia skorunu almayı başardı. Icecarface'e düştü. Hayır düşmedi. Geri çıkmayı başardı. Trajedi boşa gidiyor. Canlar çok az yalnız. Kadir'le Icecarface'in canı çok az. Ama oradan uzaklaşacaklar. Trix'i almayı başardı Beşiktaş. İki oyuncusunu kaybetti ama bu sefer Baron'un sahibi oluyorlar.
Bu sefer Baron'a sahip oldular. Biraz önce alamadıkları Baron'u bakalım bu sefer nasıl kullanacaklar? Şöyle kompozisyonlara baktığımız zaman hiç ayrı kittirmeye gerek yok aslında. Takım halinde takım savaşı yapmak onların belki de bu oyunu kazanmak için en önemli nedeni olabilir. Ya şu anda Süper Minyonlar yine rakip Nexus'a dayanmış durumda. Ama Trick zaten geldi ve Onibitor muhtemelen devreye girecek şimdi. Yalnız bir şey diyeceğim. Üst koralıdaki minyon sayısına dikkat çekmek istiyorum. Almış başını yürümüş Marshall'ın o konuda. Evet, 120 milyon fark var şu anda. Hatta 125 milyon. Ve Bulut Ejder'in Eva Gemi burada almayı başarıyor. 2-2 oldu Ejder'ler. Ki zaten ayrı kittirmeye gitse de bu noktada Ice Scarface muhtemelen Tran'ın tarafından dövülecektir. O yüzden takım haline gezmesi Beşiktaş'ın şu anda hop Eylidor'un duvara tosladı. Evet, olabiliyor böyle şeyler zaman zaman. Hattrix de hiçlik değneğini tamamlamış. Aynı şekilde Immortor'un üzerinde de hiçlik değneği olduğunu görüyoruz. Dörder eşyada orta koridorlar. Bir tane infilak değneği fazlası var Immortor'un. Tabii onda otu yok. Çünkü son perde açıldı. İkincisi boşa gitti. Üç de boşa gitti. Dördü iptal etmek yerine kullanmayı tercih etti Orifinix. Marshall'dan gelen buzdan sütun var. Wisdom'ın orada yavaşlatması. Boşa gidiyor ama Shenault koridorda şu anda Rexxei'nin karşısında. Yan taraftan Hatrix muazzam bir hasar bıraktı. Ruvelius'un üzerine gelen Shenault'su var. Yeterli olacak mı? Hatrix tek başına almayı başarıyor orada Ezreal'ı. Meydanda ayağı iki tane yük var. Sıçradı orada üçüncüyü de tutturdu Wisdom. Ve 2'de 2 yapan bir Hatrix var. Yalnız Baron güçlendirmenin minyonları şu an için tutamıyor Trix. Orada yardıma ihtiyacı var. Çok zorluyor daha doğrusu Ice Scarface onu. Hemen üste döndü HVA Gaming oyuncuları. Ve Wisdom orada kovalamak istiyor ama Immortor da yanında olduğu için devamını getiremeyecek. Bir ışından geliyor yalnız. Arka taraftan kapattı Marshall. Immortor'un hayaletini kullandığını gördük. Hattrix orada. Ice Scarface'e yöneldiler. Soldan Kadir yan geliyor. Yan tarafta da Immortor var. Kadir geldi oraya. Immortor'un üzerinde iki tane meydan ayıkı var. 3-4. Sersemledi Immortor ve son vuruşu. Holy Phoenix yapmayı başardı. Ölüm süresi 50 saniye Immortor'un. Yalnız alt tarafta minyonlar yine ittirmeye devam ediyor. Oraya birisinin gitmesi gerekecek derken takım haline zaten HV ekibi şu an geri dönüyor. Ya oyun o kadar heyecan, o kadar fazla savaş var ki dakika 35'teyiz. Toplamda 32 skor var. 32 skor var. Zaten bu maçın hani maçın ve serinin başında da konuştuğumuz gibi böyle olması zaten bekliyorduk. Evet, 3. dakikada ilk kan döküldü. Daha sonrasında dakika başına bir skor ortalamasıyla maç devam ediyor kaldığı yerden. Olifinix yamusunu aktif etti o noktada. Evet, bu arada Royalist'ten gelen de bir fani hatırat var. O da son eşya olarak ya sihir için alacak ya da bir civa yatağına doğru ilerleyecektir. Bakalım hangisini tercih edecek onu da göreceğiz. Ama çok fazla kitle kontrolü olmadığı için Sihir Çamon Motorius alması daha da mantıklı olacaktır. Tabi Ruvelius'un tercihi burada. Rogu da kızgın buradanlığını almış. Ekstra kalkan ve iyileştirmeler. Ve Holy Phoenix de 3 eşyasını bitirdikten sonra 4. eşya olarak bir saldırı eşyası ekliyor çantasına. Tabi bu saldırı hızı Jin'in fiziksel hasarının artmasına yol açıyor. Pasifinden ötürü. Ama bu bombardıman topunun aktifini kullanacaktır. Şimdi bir tane Nexus kulesi yok HVA Gaming'in. Ve Beşiktaş ekibi de şu an üst tarafta konuşlanmaya başladı gibi. Evet, Marshall'ın ışınlanı yok yalnız. O da üstüne dönmek zorunda olduğunu anladı ve oradaki minyonları bırakıp hızlı bir şekilde üste dönüyor. Kadir'in de son fısılda aldığını görebiliriz. O da ikinci bir taşıyıcı. Fiziksel hasar olarak son perde açıldı şu anda. Hattrix yandan geliyor. Hattrix yandan geliyor. Yalnız hali geride olduğu için Orifinix o menzilden çıkmayı başardı Beşiktaş oyuncuları. Tabii son perdesini iptal edince Orifinix bekleme süresi bir aile azaldı diyebiliriz. Kulenin canı çok az. Buradaki minyon dalgasını savuşturmayı başardı HVA Gaming şu an için ama bir dakika sonrası o alt taraftaki süper minyonlar da gelince artık böyle bir savunma yapması söz konusu olmayabilir. Beşiktaş da buradan diretmeye devam ediyor. Bu kuleyi istiyorlar. Ama bu sefer de yan tarafa şimdi Marshall geçti. Bakalım aklında neler var. Bir güzel bir buzlu sütunun her şeyin başlangıcı olabilir. Herkese hem hızlandırdı hem de kalkan verdi orada Rogue'u. Kulenin burada düştüğünü görebiliriz. Marshall yan tarafta hala ve kuleyi almayı başarıyor. Beşiktaş oyun hizmetleri. İnibitör'e şimdi biraz hasar verdiler ama geri çıkacak gibi duruyorlar. 1,5 dakika var Baron'a.
Buzdan sütun orada 3 kişi yavaşlattı. Hattrix arkada geziniyor yalnız. Evet, Hattrix arka taraftan yine aynı şekilde flanklemeyi başardı. 3 kişi üç kişiye tutturmayı başardı Ulysses ama bu sefer düşüyor. Zonya'sı yok çünkü. Shen almayı başardı skorda. Ice Scarface hemen geriye sıçıyor. Marshall biraz önde. Marshall da sıçrayarak geriye doğru çıktı. Rogu'dan bir sıçra geldi ama şimdi Shen Rogu'nun üzerine geliyor. Bakalım Trix'i orada kışkırtabilecek mi? Kışkırtmasın ters tarafı kullandı Ice Scarface. Çünkü çok az canına gelmişti oraya. Yaklaşık 100 canına gelip geriye doğru çıktı ama Hattrix'in süresi 30 saniye. Son perde açıldı. Yalnız burada kulenin düştüğünü göreceğiz. İki tane süper minyon var. Ice Scarface ışınlarıyla birlikte geldi oraya. Oyunun bitti anlamına gelir mi bu? Oyunu bitebilir Beşiktaş burada. Bakalım savunabilecek mi Heva burada? Trix, Ruelius'un üzerine odaklandı. Ruelius'u düşürdüler. 2'de 2 yapan bir Olifinix var. Rogue'un canı az yerine mızladı orada Olifinix trajedi ile beraber. O skoru da almayı başarıyor. Tek hayatta kalan isim Ice Scarface. 3'te 3 yapan bir Olifinix var. Bitkinliğini kullanıyor Wisdom. 4. skoru bakalım alabilecek mi? Son mermi. Kritik hasar 4'te ve 4'te 4 yaptı takım savaşında. 4'te 4 yapıp katliam yapıyor. HVA Gaming ölüm süreleri 30 saniyenin üzerinde hızlı bir şekilde orta koridordan ilerliyorlar. Beşiktaş çok yaklaşmıştı. Çok da güzel bir şekilde kullandılar Sidar büyülerini. Özellikle Ice Scarface üste gittikten sonra tekrardan ışınlarıyla buraya gelerek takımın oyunu bitirmesine yardımcı olmayı istedi. Ama HVA Gaming burada güzel bir iş başararak Ruvelius'u aradan çıkartarak belki de o Nexus'un düşmesini engelledi. Evet, şimdi Kadir 3 saniye sonra gelecek ama inhibitörü almayı başaracak mı Heva burada? Hayır. Riske atmak istemedi. Baron'a gidiyorlar. Eğer Baron alacaklarsa bu çok doğru bir karar. Eğer Baron alamazlarsa muhtemelen herhangi bir avantaj elde edemeyecekler. Ama şöyle baktığımız zaman Ice Scarface'in ışınlarının da bekleme süresinde olduğu için çok rahat bir şekilde bu Baron'u alacaklarmış gibi görünüyor. Heva orta koridorda bir hali zaman kaybetti o kuleyi almak için ama bunun yerine Baron artık adım ejderha yapmayı tercih edemez miydi sence? O da olabilirdi. Onun için zamanları vardı ama sonuçta zaman zaman şunu görüyoruz biz. O kuleler genelde çok iyi defans yapmanız da sebep oluyor. O yüzden burada o kuleyi almak bir sonraki ittirmede ve kuşatmada çok büyük onlara avantaj sağlayacaktır. Tabii burada bir tane de alev ejderhasının sahibi olduğunu söyleyelim Beşiktaş'ın. Evet, o %8'den %12'ye çıkacak. O ekstra fiziksel ve yetenek gücü ve saldırı gücü diyelim. Ruelius bir de kırmızı güçlendirme buldu burada. Tabi Baron güçlendirmesinin zamanı daha fazla. Ama Kadim Ejderha'nın etkinliği daha büyük diyebiliriz. Özellikle takım savaşlarında. Kesinlikle, kesinlikle. Tabi bu yüzden de Beşiktaş'ın aradığı olay burada muhtemelen bir takım savaşı olacak. Hemen açık olun. İnhibitöre doğru gidiyorlar zaten. Kule olmadığı için rahat bir şekilde savaş yapabilir istediği takdirde. Yalnız İmortor canının belli bir kısmını kaybetmiş. Trundle, Marshall bir üst koridora gitmek istedi o süper minyonları tutmak adına ama bir savaş çıkıyor. Son Kadir perde açıldı. Ruvelius'un üzerine geldi Shen. Çok fazla hasar aldı. Kadir orada düşecek ama giderken Vladimir'e son vuruş yapmayı başardı Olifinix'te. Ruvelius'un canı bayağı azaldı. Aldı. Ruvelius geri çıkmak zorunda kalıyor. Şimdi Wisdom'la Marshall'ın canı az. Trix arada kaldı ve Trix düşecek orada. Güzel bir kışkırt geldi. İki skor almayı başardı ve işte şu oyun hizmetleri. Bu arada Nexus Kulesi olmanı hatırlatalım. HVA Gaming'in burada İnhibitör oluyor Beşiktaş oyun hizmetleri. 4'e 3 bir durum. Bakalım bu sefer tutabilecekler mi? Wisdom hızlı bir şekilde geldi Ice Scarface'in üzerine. Ice Scarface oradaki alanını kullandı. Holyphoenix dikkat etmesi gerekiyor. Evet, Holyphoenix şu anda Ice Scarface onun üzerine gitti. Ruvelius hem Trundle skorunu hem de Braum skorunu almayı başaran bir Immortor'u var ve Beşiktaş oyun hizmetleri uzun zamandır bekledi galibiyeti. Burada almayı başarıyor. Seride 1-0 öne geçiyor HVA Gaming'e karşı. Zorlandılar. Aldıkları avantajı geri HVA'ya teslim ettiler. Sonra HVA avantajı tekrardan geri almayı başardı. Ama yine bu seride, bu serinin ilk maçında son sözü söyleyen yine Beşiktaş oldu. Güçlendirmeler değişti. Kadir'in de sevinçini gördük. Kameramana sinirlenmiş herhalde. Kadir delirdi. Onu da söyleyelim. Ama en azından Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığını ben düşünüyorum. Bilmiyorum, sen bana katılıyor musun bu konuda? Yani çok avantajını iyi kullanamadı. Evet. Bunda hemfikirim seninle. Ama oyunun sonunu bu sefer diğer son iki haftaki performansına baktığımıza göre iyi oynadı diyebiliriz. Evet, ve böylelikle serinin ilk maçını tamamladık. Şimdi analiz basını ilerliyoruz. Ardından serinin ikinci maçıyla karşınızda olacağız ama sunucu masasında ben Aykut Üfon Özgan yanında Ercan Triyabani Bozkurt ile birlikte günün ilk üç maçını sizlere aktardık. İlerleyen maçlarda biz ikimiz olmayacağız ama farklı sunucularla Şampiyonluk Ligi heyecan devam ediyor olacak. Analiz masasına geçiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Teşekkürler Ufoni ve Treyabane, anlatımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Günün en önemli maçlarından biriydi belki Beşiktaş Oyun Hizmetleri adına ve bu galibiyeti alarak uzun süredir aradıkları puanı kazanmış, en azından bir puanı garantilediler diyelim. 8 maç üst üste kaybetmişti Beşiktaş buraya gelene kadar. 8 maçtır ilk defa, yani berabere de kalmamışlardı değil mi? İşte 8 maç. Hep yenildiler. Yok, yani 4 eşleşmeyi kaybettiler. 4 eşleşmede 2'şer 2 maç seri olduğu için 8 maç üst üste kaybederek gelmişti. Ve sonunda bir galibiyet alarak biraz daha, artık zaten daha da fazla kaybedemezsiniz belki de. Yok abi, kaybedersin. İster istemez şöyle bir durum oluşuyor. Mesela çilekleri de aynı şekilde değerlendiriyorduk. Bir yerden sonra artık o özgüven problemi kendini şeye bırakıyor. Kaybedecek bir şey yok. Daha bir artık bundan sonrası ötesi yok artık. Oynayacağız çıkıp bir şekilde deyip dibe vurduktan sonra daha hızlı bir şekilde belki çıkabiliyorsunuz. Ben buna Kaan Kural efekt diyeceğim ama. Yani Kaan Kural yokken, maç sunmuyorken ya da analiz masasında değilken Beşiktaş hep kaybediyordu. Kaan Kural geldi mi Beşiktaş'a yaradın Uğurlu sen abi. Uğurlu geldi o zaman. Vallahi uğurlu mu geldim bilmiyorum. Dün de ben mesela bu ya benden iki maçı yayınlıyordum. Diğer iki maçta ne olduğunu bilmiyorum. Yani diğer iki maçı yayınlamadım ama buradaydım gene de. Valla açıkçası benim etkimden daha çok biraz bu HVA ile Beşiktaş'ın etkisi desek daha doğru. İşte tahmin edilmesi çok güç takımlar. Yetenek olarak zaten bireysel yetenek olarak iki takımın da üst düzey olduğunu biliyoruz ama iki takımın da özellikle HVA'da işler biraz kötü gitti mi hemen dağıldıklarını, hiçbir dayanıkları, devamlılıkları olmadığını biliyoruz HVA'nın. Zaten en büyük sorunu da o. Zaman zaman biz Trix'i eleştiriyoruz istikrarsızlığı yüzünden ama bu maçta mesela belki de takımın en iyisiydi Trix. Holy Phoenix çok kötü bir maç çıkardı. Gerçekten feci bir maç çıkardı. Yani Cin'in etkinliği, daha doğrusu şimdi direkt Holy Phoenix'i de suçlamamak lazım. Çünkü Cin takımın, tüm takımın etrafında oynaması gereken bir şampiyon. Yani ne Holy doğru zamanlarda işte ultisini açabildi, ne doğru zamanlarda trajeyi tutturabildi, ne takım onun etrafında oynayabildi. Burada karma seçimi Cin'e karşı muazzamdı. Yani yaptığı eşyalar özellikle. Aynen öyle. Ulların tılsımını uzun zamandır görmüyorduk. Özellikle karma gibi bir şampiyondu ama karşı takımda Cin'i görünce Ulların tılsımı üzerine kızgın bir hurdanlık aldı. Jin ultiyi açtığı anda yani mantralı kalkan kullanıp hem takıma hız veriyordu bir de üzerinde Ulların tılsımı ulti range'den çıkıyorlardı. Ve Karma'nın niye bu kadar önemli bir şampiyon olduğunu bir kere daha anladık biz. Ve Vladimir'den belki de daha da önemli. Cassiopeia ile Immortor'u çok iyi dengelemeyi başardı Vladimir. Vladimir öyle çok etkili. Hattrick aslında yapılması gereken her şeyi yaptı ama şimdi mesela şöyle bir şey var. Vladimir içeri girmesi gereken bir şampiyon. İçeri giriyor. 3 kişiye, 4 kişiye kan vebası tutturuyor. Bütün hasarı bırakıyor. Kimse takip edemiyorsa, kan vebasının en önemli özelliği bütün takım arkadaşlarının hasarını da artırabilmesi. Kan vebası gittikten sonra kimse takip etmiyor. Holy Phoenix doğru zamanda trajeyi tutturup yukarıda kimseyi yakalayamıyor, onu takip edemiyorlar. Ciddi anlamda HVA'nın takım halinde bir arada hareket etme sorunları var. Ki zaten onları yaptıkları zaman ligin en iyi takımı gibi gözüküyorlar. Onları yapamadıkları zaman da dağılıp gidiyorlar. Bu HVA'nın genel tarzı aslında biraz da. Burada Hattrick'le ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Ben bence çok iyi bir performans sergiledi ve takımının buraları... Ya şöyle, çok iyi bir performans sergiledi ama takım ile birlikte işte, sergilemedi. Ya. Yani bu Hattrick'in problemi mi yoksa değil, takımın problemi mi bilemiyoruz. Ha çünkü bunu birlikte yapmanız lazım. Ya öyle, Hattrick, ben Hattrick'in sadece eşya düzeni konusunda bir şey ekleme yapacağım. Yani çok güzel giriyor, çok güzel flank dediğimiz olayı muazzam yaptı oyunda ve kazandıkları takım savaşlarına bakarsak hep arkadan gelen bir Vladimir gördük. Ondan sonrasında yani Zonya'sı yoktu mesela. Ben Zonya tercihi gelmesini tercih ederdim. Ben burada. De açıkçası ilk eşyasının cehennem asası olmasını hiç doğru bulmadım açıkçası. Yani Zonya'yı yapmış olsa şu takım savaşlarında binde. Yani 4 kişiyi ulti tutturuyor. Ama takım arkadaşları senin de söylediğin gibi yetişemediği için orada yapabileceği bir şey kalmıyor ve düşüyor. Zonya olsaydı hem düşmekten kurtulacaktı hem de full canlı bir şekilde takım savaşına katılacaktı. Aynen, artı ilk eşyasının cehennem asası olması da çok... Hiç doğru bitti. Yani bence hiç mantıklı bir tercih değil. Yani şöyle Graves Orman var. Sadece tamam Cassiopeia karşısında yaşamak istiyorsun ama ruh gömleği. Ruh gömleği al. Hiç bitti. Uğraşma yani. Onun üzerine bir Riley'in tabii, asası. Bir de Zonya yaptınız mı? Ya da roket kemer de olur. Aynen. Zonya'yı ama yapması gerekiyordu bence kesinlikle bu eşya üzerinde. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bu kadar dağınıklıkta... Son 8 mağlubiyette açıkçası alt koridor faciaydı Beşiktaş'ta. Yani Rogu, Ruvelius kesi. Ruvelius'un gene çok iyi bir maç çıkardığını söylemek kolay değil. Gene çok tuhaf tuhaf noktalara gitti. Ama Rogu
Karma'nın da sayesinde gerçekten iyi bir maç çıkardı. Bir de unuttuğumuz bir isim var. Ice Carface oyunun erken safhalarında. Yani Beşiktaş'ın şu noktaya gelebilmesi ve maçı kazanmasının bence kurucusu, mimarı Ice Carface. Şöyle evet Ice Carface. Ice Carface'in bu arada Gangplank maçlarını da çok beğeniyoruz biz. Ama Şen işte öyle bir şampiyon ki kaleci gibi ya. Yani savunma hata yapsa bile son dakikada köşeden çıkarabiliyor topu. Yani Şen ultisi ve Karma ile birlikte belki de şunun cevabını almış olduk aslında Second Best. Senin de söylediğin gibi haftalardır, daha doğrusu geçen hafta ve bu hafta ilk iki gün, cumartesi, pazar günleri bunu konuşuyorduk. Jin'i nasıl durduracaksınız, nasıl ulaşacaksınız, takımda Jin'e ulaşması gerekenler kimler ama ulaşamadılar maçtan sonra falan diye konuşuyorduk. Aslında baktığınız zaman Jin'e belki ulaşmak yerine o gelen hasarı tamamıyla engellemek üzerine kurulu bir kompozisyon sizi belki de o anlamda Jin'e karşı bir savunma yaratmanızı sağlıyor. Bu anlamda düşününce aslında belki yasaklama ekranında şu anda Jin'i yasaklamaya bile gerek duymayacaklar. Bir sonraki karşılaşmada nasıl bir yasaklama seçim ekranı bekliyor bizleri Noel'de? Ben hala neden Karma'nın açık bırakıldığını bilmiyorum. Yani bu arada Jin'i durdurmaların sebebi Shen ya da başka bir şampiyon değildi. Kesinlikle Karma ve yaptığı eşyalar. Yani az önce de bahsettim. Jin'in ultisinden çıkmak o kadar kolay değil. Menzili çok fazla. Ama Karma'nın üzerinde gelen mantralı kalkını, verdiği hız, üzerine bir de Ullar'ın tılsımının aktifini bastığında bir saniye bile Jin ultisinde, ya iki saniye falan duruyorlardı Jin ultisinde. Yalnız Jin ultisi çoğu zaman şeyde geldi. Yani son perde rakip, yani tamamen herhangi bir rakip yakalanmamışken yani bir savaşın ortasında falan gelmedi. Koridorda açıyor. Birini yakalarsam ne hala? Ya öyle piyango ile Jin ulti yani. Trajediyi perde, tutturması gerekiyor. Trajediyi tutturmak önce lazım önce. Veya işte Hattrix'in yukarıdan gelip kan vebasını tutturduktan sonra orada başka bir kitle kontrol etkisiyle takım savaşı sürerken, orada savaş sürerken arkadan gelip bu hasarı çıkarması. Sonra son perden sonra tekrar yaklaşması gerekiyor Jin'in ama hani bunların ne koordinasyonu takım halinde yapılabildi ne bireysel olarak Olifinix tarafından yapılabildi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Jin'in yanında hakikaten yine uzaktan dürtebilen belki Varus, Ashe, daha doğrusu eş olmaz ama Varus olabilir. Rexxei'nin belki sadece avına güdümlüğüyle bu şekilde bir şey yapabiliyor ama Nami mesela bu anlamda büyük katkı sağlayabiliyor. Sadece trajediyi tutturabilmek adına. Şöyle evet, trajediyi tutturabilmek adına önemli ama Jin'in yanında mutlaka rakibi ileride uzakta tutacak bir iki tank, bir en az bir tank lazım. Çünkü yani Braum doğru seçimdi o zaman. Braum doğru seçimdi. Ayıklayacak da bir şampiyon. Çünkü öbür türlü de eğer ileride yani uzak mesafede onları rakibi uğraştırmazsanız bu sefer direkt Jin'in üstüne geliyorlar. Yani Jin'in yanına kitle kontrolünden en az bir tanka ihtiyacı var. Peki sıradaki yasaklama seçim ekranında sizce HVA Gaming nasıl bir yol izlemeli? Ya Karma'yı yasaklamalılar bence. Şu an herhangi bir takım yasaklamalı bence. Şöyle Karma öncelikli şampiyon. Yani bu şeyle ilgili bir konu değil o. Bence bu kompozisyonda bu Jin'in çalışması için çok kötü bir kompozisyon değildi bu. Çalıştırmak ayrı, kompozisyonda değil sorun. Ama HVA'da sürekli bir zamanlama sorunu var. Hattrix giriyor, takım arkadaşları gelene kadar iş bitmiş oluyor. Jin ulti açıyor, hiçbir kitle kontrol yok. Yani bu zamanlama sorunu, yani aynı kompozisyonlar oynuyorsun, zamanlama sorunları çözüyorsun. Beşiktaş hani HVA için pek bir sorun çıkmaz. Beşiktaş'ın kompozisyonunda da sorun yok işte. Sonuçta kontrol almak için. Tabii. Hani Karma yine barda olsa da Jin'i çok zor durumda bırakıyor mesela. Tabii. O yüzden her şeyde bazen sorun kompozisyonda olmayabiliyor. Evet bakalım günün ikinci maçında, ikinci serisinde ikinci karşılaşmayı kim kazanacak? Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra ikinci karşılaşmayla sizlerle birlikte olacağız.